Hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Bu oyun böyle oynanır Bülent Bey. Hiç keyfim yok Esma. Yoksa beni asla yenemeyeceğini sen de biliyorsun. Vallahi orasını bilemem. Ayrıca bir dahakine pizza ısmarlamak da olmaz. Çıkacağız dışarıda, havalı bir yerlere gideceğiz. Takılacağız. Olur, takılırız. O gün güzeldi gerçekten. Say sen bir sürü planın var falan diyordun. Yurt dışına falan gidecektin. Ne oldu? Parayla ilgili bir durum mu? Hiç hatırlatma ya. Yoksa benim de moralim bozulur. İki somurtuk burada oturur dururuz. Haydan gelen huya gitti diyelim. Sormuyorum o zaman. Ya tamam ama artık ya. Eğlenmeye geldim ben buraya. Vallahi Bülent hiç böyle tatlı olmuyorsun. Böyle gıcık, soğuk bir şeye dönüştün iyice ya. Hem ne olmuş Hayriye gidiyorsa ben varım. Hem bence ben Hayriye'den daha eğlenceliyim. Hı? Ay nihayet be. Nihayet yüzünü güldürdük beyefendinin. Bülent'ciğim ben çıkıyorum. Aa Esma. Sen yine buradasın. Hayırdır senin paralar suyunu mu çekti? Nasıl ya? Bu çanta o çanta. Ne diyorsun sen ya? Sen alamamıştın o gün. Ben aldım hatta. Ne iş var sende bu çantanın? Allah Allah, bir tane değil ya çanta. Arkadaşım hediye etti. Ayrıca ben sana hesap mı vereceğim? Görüşürüz Bülent'ciğim. Çok acayip. Ne oluyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver ya. Çok uzun hikaye. Yani evde konuşmayacağız dedin. Dışarı çıktık, geldik buraya oturduk. Burada da konuşmuyor Medine. Konuşacağız abla, dur. Az kaldı. Allah Allah. Şükür. Allah Allah. Ya Medine niye beni çağırıyorsun böyle gizli aşıklar gibi kıyıya köşeye? Bana müsaade, benim işim gücüm var. Ay yok, kalkmıyor, kalkmıyor. Gel buraya abla. Medine kardeşim, ben birilerinin burada olduğunu bilseydim zaten gelmezdim. Gelirdi, gelirdi. Asıl ben senin buraya geleceğini bilseydim, birilerinin buraya geleceğini gelmezdim Medine. Asıl ben gelmezdim. Allah ya. Allah, bir durun ya. Yeter. Kaç gün kaldı şurada ya düğüne? Çocuk gibi. Yeter. Oturun ikiniz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Oturun. Anam ben bu alfa Medine'den bir çıtır tırstım ha. Tamam tamam kardeşim oturduk, oldu mu? Oldu. Medine söyle birilerine içi rahatlayabilir kendisinin. Çünkü Yavuz'la konuştum, paraları maraları her şeyi anlattım. Ne? Ne dedi peki? Hiç önemli değil yani sorun değil Hayriye dedi. Yani Yavuz'la aramda bir sırmır kalmadı. Bravo. Tebrik ederiz. Söyle birilerine altın madalyon takalım bari. Altın madalyon takmak isteyenler hafta sonu Krizentem'deki düğünümüze gelebilirler. Bekleriz. Site sakinlerine duyurulur söyle. Vallahi Medine söyle birilerine müsait olursam gelirim bilmiyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Kendiniz söyleyin. Böylelikle para maceramız da sona erdi yani. Ha, sona erdi. Ha, sona erdi. Hah be! Hah! Neredesiniz? Sabahtan beri sizi arıyorum her yerde. Aa. Ne oldu? Ha, bismillah. Dur be, dur anam. Çok acayip bir şey oldu bugün. Ben bugün... Bülent'in yanındayken Ece'yi gördüm. Bu mesaj acayip ya. Ece sürekli bize zaten çöktü kaldı kadın. Ya bir dur, bir bölmeyin. He. Hani benim paraları alıp gittiğim gün vardı ya. Ben o gün alışveriş yapıyordum. Alışveriş yaparken de Ece'yle karşılaşmıştım. He sen bunu şimdi mi söylüyorsun bize? Ya ben bunun bu kadar önemli bir şey olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Hatta bunun beğendiği bir tane çanta vardı. He. Ama o gün onu alamamıştı. Nispet olsun diye ben aldım. He. Benim beğendiğim çanta, benim kaybolan çantam var ya, he, bugün onun kolundaydı. Aa. Aa. Sordum sen bu çantayı alamamıştın hani dedim. Dedi ki bir arkadaşım hediye etti. O öyle deyince ben de bir şey diyemedim ama garip geldi bana yani. Anam, arkadaşım dediği şer ittifakı, yanık Aylin'i diyor ya. Bu sabah geldi Aylin bize, ona o hediye etti çantayı. Aylin'e paranın nerede olduğunu söyledi. O da paraları almaya gitti. O sırada çantayı da aldı. Sonra da geldi Ece'ye verdi. Peki o paraların nerede olduğunu nereden biliyordu? Ha, nereden biliyordu? Ben söyledim. Ne? Ben alışveriş yaptım ya. Mağazadayken otelin adını, kaldığım oda numarasını falan söyledim. Aldıklarımı göndersinler diye. Ay. Aman Esma, az yedin de kendine bir uşak tutaydın kardeşim ya. He, öyle yapmış zaten salak Esma. Gördün mü? Aylin bir yolunu buldu, girdi odaya, aldı paraları. Ay girmez mi? O yanık, o yılan söz konusu para olunca her yere girer. Tamam. Paraların nerede olduğunu öğrendik. Hadi gidelim alalım paraları. Yok para unut. Yavuz'un haberi var artık. Ona vermek gerekir. Birileri söylemiş. Birileri kim? Vallahi birilerine katılmamak elde değil yani. Paralar yalan oldu. Kim birileri ya? Ay zaten bize de bir hayrı yoktu. Yani gitsin başkasının başına bela olsun. Nasıl yani? Paraların peşini bırakıyor musunuz? Aynen öyle. Yani para mara yok Esma. Sen de unut. Peki. Siz öyle diyorsanız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.